Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir maske tarif vereceğim. En az malzeme ile evdeki malzemelerle cildinizi nasıl gerebilir, kolajen desteği takviyesi yapabilir, onun için gerekli malzemeler nelerdir ve bu her iki malzemede nasıl yararlanılır, faydaları nelerdir, tek tek hem yaparken hem de uygularken sizlerle paylaşacağım. Maske yapımına başlamadan önce kanallar kısmında Evimin Lezzetleri yemek kanalıma bakar. Orada da bana abone olup sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca Organik Altın Fikirler video kanalımda da yeni bir video attım. Mutlaka seyredin. Kıl tüyle alakalı bir video ve muhteşem bir video. Mutlaka seyredin ve sevdiklerinizle de paylaşın. Öncelikle şöyle toz şaptan bahsetmek istiyorum. Toz şap hem cildi germek için, hem derinlemesine temizlemek için, hem de cildi doğal bir güzellik vermek için kullanılıyor. Aktarlarda çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Fiyatı çok düşük ve şunu belki de daha fazlası, ben bayağıdır kullanıyorum. 5-15 liralık bir fiyatla aldım. Şimdi belki 7-8 liradır, belki de daha düşüktür. Gramla da alabilirsiniz. Ben bu şekilde aldım. Şöyle satılıyor. Bunu toz haline getirdim daha rahat eriyebilmesi için. Ben bugün yüz için kullanacağım. Hiçbir yan etkisi yok. Aksine eski zamanlarda hamamlarda haftada bir defa kullanılırmış. Cildin toparlanması için, gerilmesi için, sarkmayı engellemek için kadınlar kullanırmış. Özellikle de saraydaki kadınlar haftada bir defa hamamda suda eriterek, ciltlerine sürerek 25-30 dakika bekleterek cildinin, vücudunun sarkmasını engelliyorlarmış. Doğal bir mineraldir. Hiçbir yan etkisi yoktur. Yine de siz kullanırken mutlaka bileğinizin şu kısmında deneyerek kullanın. Ben kullanıyorum, hiçbir yan etkisini görmedim. Onun için güvenle kullanabilirsiniz. İlk malzememiz toz şap. Toz şapı böyle eritmek için ben, siz isterseniz gül suyu kullanın, isterseniz normal suyu kullanın. Ben gül suyu kullanmak istiyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar daha gül suyu ekliyorum. Toz şabımı kenara alacağım. Şöyle azar azar, şöyle karıştırarak erimesini kolaylaştıracağım. Tamamen eridikten sonra diğer malzememi karıştırabilirim. Şöyle kenara bırakıyorum. Diğer malzemem ise yumurta beyazı. Yumurta beyazını ben videolarımda da çok söyledim. Protein kaynağıdır. Ayrıca cilt içinde doğal kolajen kaynağıdır. Mutlaka haftada bir defa cildinizi toparlamak için, güzelleştirmek için yumurta beyazını kullanın. Sarısını da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Fakat beyazı yağlı ciltler içinde, kuru ciltler, karma ciltler içinde, hassas ciltler için de uygun, çok daha güzel toparlıyor. Fakat cildiniz hassas ise yumurtanın sarısından yararlanmanızı öneririm. Çünkü yumurtanın beyazı agresif bir şekilde cildi geriyor. Eğer ki cildiniz hassassa kızarmalar, küçük küçük çatlamalar oluşturabilir. Onun için hassas ciltler yumurtanın sarısını kullanabilir. Yumurtanın sarısı daha da yumuşak bir dokusu var. Kuru ve hassas ciltler için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yumurtamın beyazını şöyle bir çatal yardımıyla veya siz mikserle şöyle birbirinden kopsun diye şöyle hızlı hızlı çırpıyorum. Çırptığım yumurta beyazımı şöyle azıcık, sadece yüzüm için kullanacaksam yumurtanın yarısı, yani bir beyazın yarısını şöyle şabımın içerisine karıştırdım. Eriyen şabın içine iyice beyaz bir kıvam alana kadar hızlı hızlı çırpıyorum. Bu şekilde hem birbiriyle özleşecek hem de krem kıvamına gelecek. Daha rahat bir sürüm olacak. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Eğer ki dekoltenize, koltuk altlarınızdaki sarkmalar, yani kol sarkmalarınıza da yapacaksanız yumurtanın tümünü kullanabilirsiniz. Yani yumurtanın beyazının tümünü göğüslerinize yapmak istiyorsanız, boynunuza da yapmak istiyorsanız dediğim gibi yumurtanın bütününü kullanabilirsiniz. Çok bereketli bir maske. Tüm vücuda yapmak istiyorsanız da aynı şekilde 2 tane yumurta ölçüleri 2'ye katlayarak yapabilirsiniz. Banyoda tüm vücudunuza sürerek 20 dakika kurumasını bekleyebilirsiniz. Bu şekilde
Öncelikle dediğim gibi şöyle bir test yapın. Cildinizde kızarma, şişme ve yanma hissi, kaşınma hissi olduğu zaman kesinlikle uygulamayın. Cildi yüzünüzü yıkayın, peeling yapın, kurutun. Daha sonra şöyle göz altlarınızda dahil, göz içlerini kaçırmadan göz kapaklığı, kapağınızın düşüklüğü de varsa göz kapağınıza da fırçayla şöyle fırçayı batırın. Şöyle yapın, fazlasını alın ve göz çevrenize de sürün. 10 dakika bekletin. İkinci katmanı tekrar sürün. Toplamda yarım saat bekletin. Sırt üstü uzanın, 30 dakika bekletip daha sonra soğuk suyla yıkayın. Cildinizdeki hissi mutlaka bizimle paylaşın. Öncesi ve sonrası fotoğraflarınızı mutlaka çekin, bizimle paylaşın. Bu maskeyi haftada 3 defa düzenli olarak uygulayabilirsiniz. Özellikle 35 yaşın üstündeyseniz haftada 3 defa, 25 ve 35 arasıysanız haftada 2 kere düzenli uygulayabilirsiniz. Maskenin çok böyle germe etkisi olduğu için cildinizde biraz hırpalanma veya yanma hissi olabilir. Onu aldırmayın. Gün içinde yapmanızı istemem. Bütün malzemeleri, bakımlarınızı özellikle gece yapıp cildinizi sabaha kadar dinlendirirseniz daha iyi sonuç alırsınız. Bu şekilde bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğendiyseniz like butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.